Yine hiç bahsedilmiyor ama bir de İmralı Cezaevi var. Sayın Bakan Yardımcısı. İmralı Cezaevi ile ilgili mesela nasıl bir sağlık hizmeti sunumu var? Bu da merak ediliyor. Birçok defa kamuoyuna yansıyor, basında, gazetelerde. Özellikle de oradaki tutsaklar açısından Sayın Öcalan'la ilgili özellikle biliyorsunuz büyük bir kamuoyu var. Uzun süredir tecrit altında. Hem toplumsal olarak hem kamuoyu açısından hem de aileler açısından tabii ki. Sağlık durumu nedir? Bununla ilgili sizin bir bilginiz var mıdır? Sonuçta bu sağlık hizmeti sunumunu biz yapıyoruz. Direkt soruyorum. Sayın Öcalan, biz nasıl durumda? Sağlık durumu nasıl? Ve diğer mahpusların sağlık durumu nedir? Buna da bir cevap verirseniz açıkçası memnun olacağım. ATK kararları verildikten sonra artık hüküm, yani hüküm verilmiş midir? Bu tamam mıdır? Şimdi Adli Tıp Kurumu artık çelişkili kararlardan dolayı yola çıkarak biz bu saptamayı yapıyoruz. Siyasi kararlar verdiğini düşünüyor musunuz? Direkt sorumdur. Bunların hiçbirisi durduk yere hüküm almadı, durduk yere tutuklama almadı. Bunlar bir suç işlediler ve neticede içeride bir kısmı hükmünü çekiyor, bir kısmı da tutukluk süresi bekliyor. Şimdi bir de tabi Abdullah Öcalan'ın işte tutsak olduğu, işte tecrit altında olduğu gibi sözler söyleniyor. Bir kere 40 bin kişinin katili, bebek katili bir teröristin başkanım, her aldığı... eşit davranacağız diyorsunuz. Bak, sen eşit, bak söylüyorum ben sizin görüşlerinize saygı dinledim. Dinler misiniz lütfen? Ben sizin görüşlerinize saygı dinledim. Sayın dediniz hocam, ben ağzımı açmadım. Her zaman diyor. Açmadım. Bakın dinleyin ama siz de benim. Dinler misiniz lütfen? Tersiz ediyorsunuz. Hayır canım, ben bir kere Abdullah Öcalan tutsak değildir, hükümlüdür. Devlet yargılamış, kararını vermiş ve içeriye hapse almış bir kişidir. Şu anda hükmünü çek. Peki, hükümlünün avukatıyla görüşme hakkı yok mu? Bir dakika, dinler misiniz? Avukatıyla görüşme hakkı yok mu? Söylemiyorum. Hemen Bozdağ dedi ki işte Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bilginiz var. Peki ben size şu soruyu sorayım. 40 bin tane sivili, memur, askeri, çoluğu çocuğu katleden bir bebek katilinin geride bıraktığı çocukları, anne babası, kardeşlerinin sağlık durumu sorunu. Bir savaş varsa, bunların durumu nedir? Bir savaş gerçekliği kabul edin. Evet. Hem ben, savaş yok diyorsunuz. Hem diğer şekilde davranıyoruz. Eşit, hayır ama hem eşitiz. Herkes bize emanet diyorsunuz. Hem eşit diyorsunuz ki şu ben kadar... Ben sizi saygıyla dinledim. Hükümlülerin de ayrı hakkı var. Hükümlülerin de avukat görüş hakkı var. Hükümlülerin de sağlık hakkı var. Tabii ki soracağız. Bitti. Niye sormamış sizi rahatsız ediyor bu kadar? Sordunuz rahatsız etmedi. Bak seviniyorum, emanettir diyorum. Olur mu İbrahim Bey? Ben emanettir diyorum. Ay, bakın. Abdullah Hoca da devlete verilmiştir, emanettir. Ama geride kalan 40 bin kişinin evlatlarında bir sorun lütfen. Eşit ve ayrı evet. Bir uygulama istiyoruz sizden. Bir minnet değil. Hukuku uygulamak sizin bir lütfunuz değil. Hükümlüyse bile ailesiyle, avukatıyla görüşecek. Bunu sağlayın. Biz Adalet Bakanlığı, biz Sağlık Bakanlığı. Hayır, sağlık meselesi de öyle. Sağlık meselesini sor. 40 aydır haber alınan hem bir insan yaşıyor mu yaşamıyor mu biliyor muyuz? Sağlık durumu hakkında evet. Bilgi almak niye bu kadar sorun olsun? Madem eşitiz, madem herkes bize emanet, niye ayrımcılık bir tavır içine giriyorsunuz?